giderim. Umarım bu arada. Senin de var mı bu arada? Ben efendim. Burada tutmayayım ben. Buradan ben açıklama yapıyorum. Hadi ben gidiyorum. Orta mı? Tam orta senin efendim. Efendim alıyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sizlere kasmanı kasmamızdan ikram edelim. Kendi imalatımız. Fark yoktur zannetmiyorum ama çünkü kasmanın şeyi. Yok şöyle. Hepsi kaliteli yani. Hepsi kaliteli. Allah razı olsun. Sizce tamam. Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı? O kavgaya hayatta girmez. İkisi farklı kategoriler. Yani evet. Yarıştırmamak lazım. Orada Kayseri'deki hemşehrilerimizle de aynı bu muhabbeti yapıyoruz. Yapmıyoruz evet. Değil. Ben Kastamonu pastırmasının savunmasını, temsilini yapıyorum. Ona da çok eminim. Çok teşekkürler. Tamam. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gerçekten bizim için çifte bayram. Hem bayramı idrak ediyoruz, mübarek bir bayramı, hem de bakanımızı ağırlıyoruz. Aslında ağırlamak da yalnız çünkü bakanımız zaten kendi evi burası. Sayın Başkanım, bakanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bizler bu dönem milletvekili olarak gerçekten şanslı bir milletvekili Serap Hanım ve ben. Sizleri bakan olarak tevdikleri, ettikleri için de şükranlarımı sunuyoruz. Sağ olun. Elbette 6 Şubat depremi hep bunu konuşuyoruz. Biraz da şöyle düşünülebilir yani neden sürekli gündeme getiriyoruz hani her konuşmamızın başında. Çünkü bizim sadece Türkiye'mizin değil bilinen tarihin en büyük felaketlerinden bir tanesi belki de birincisi. Bu memleketin diğer ülkelerden farkını da gösteren en önemli husus oldu bu. Böyle bir yıkımdan kalkabilecek sadece biz millet olarak, Türk milletiydik hamdolsun. Bunun altından da kalktık, kalkacağız. Daha yapacağımız çok işler var. Cenab-ı Hak bizi bu tür afetlerden, kazalardan, belalardan muhafaza buyursun diyorum. Herkes planlı tarımla alakalı konuşur idi. Yaklaşık 40 yıllık bir konu. 23 Mart'taki mecliste yapılan bir oturumla kanunlaştı. 5 Nisan'da da resmi gazetede yayınlandı. Artık Türkiye'de hangi ürünün nerede üretileceğini, en iyi bir şekilde nerede üretileceğini biz bakanlık olarak belirleyeceğiz. Bunlarla alakalı üreticilerimizin mihmandarlığını yapacağız. Onları yönlendireceğiz. Onların kazanmasını, Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız. Bu bir tanesi. Son bir konu da çok önemli başlıklardan bir tanesi de biz bir karış ekilmeyen toprağımızın kalmasın istiyoruz ve bununla alakalı en büyük problemlerden bir tanesi de maalesef verasetle alakalı problemler. Yani işte 10 dönüm 20 dönümlük bir yerin 5 tane varisi var. 4'ü izin veriyor. Biri izin vermediği zaman oraya bir şey ekilemiyor idi. Şimdi biz bunu şu şekilde kanunlaştırdık. Bu da 5 Nisan'da kronometreye basıldı ve devam ediyor. Eğer 2 yıl herhangi bir arazi ekilmemiş ise devlet diyecek ki buranın mülkiyeti tamam. Ben ona hiç karışmıyorum. 3 kişinindir, 5 kişinindir. Mülkiyeti sizin. Ama siz burayı ekmemişsiniz. Burayı biz kullanım hakkını alıyoruz. Önce bulunduğu köyde, sonra mahallede, ilçede, ilde diyeceğiz ki burada boş bir yer var. İlan edeceğiz. Kim istiyorsa buyursun gelsin burayı eksin. Yalnız ondan bir kira parası alacağız. O aldığımız kira parasında mülkiyetine sahip kimse, 3 kişi ise, 5 kişi ise onların hesaplarına yatıracağız. Böylece bu memlekette benim değil mi istediğimi yaparım deyip tarım arazisiyle alakalı evet mülkiyeti senin olabilir ama bu milli bir servettir.
boş bırakamazsın, istediğini yapamazsın dedi bu devlet. Biz de bunun uygulayıcısı olacağız inşallah. Tamamdır Sayın Bakan. Teşekkür ederim.